Bütün insanlarımızın sırası gelen, randevusu verilen herkesin aksatmadan aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Bu sadece kendi sağlıkları için değil, en yakınlarında bulunan aile efratlarından başlayarak toplum sağlığı açısından da birinci derecede önem arz ediyor. Aslında bize göre HDP'nin kapatılması için delil aramaya gerek yok. Çünkü her şey bütün çıplaklığıyla ortada. İmralı notları okunduğunda HDP'lilerin PKK'larla görüntüleri, konuşmaları açık televizyonlarda, mecliste yapılan konuşmalar ve halkı isyana teşvike yönelik çabaları, girişimleri, faaliyetleri, devlete meydan okumalar, devleti tanımamalar, ülkenin bütünlüğüne kastetmeler, öz yönetim, sözde öz yönetim girişimleri, bütün bunlar dikkate alında bir aslında delile gerek yok. Çünkü her şey ortada ve HDP çok rahat bir şekilde kapatılabilir ve kapatılmalıdır. Bunu da söyleyeyim. 2019 yerel seçimlerinde başta İstanbul, Adana, Mersin, Antalya, Urfa olmak üzere aleni bir şekilde yaptılar. Aleni bir şekilde yaptılar. Tabii milletten tepki gelince de özellikle İYİ Parti kanadı HDP ile ittifak yapmayacaklarını, bunun ittifakın içinde olmayacağını, onların kendi listeleriyle seçime girmesi gerektiğini, kendi adaylarını çıkartması gerektiğini, Cumhurbaşkanı adayı da dahil, söylüyorlar. Ama biz HDP'den ve CHP'den gelen açıklamalarda dikkate aldığımızda bunu samimi görüyor muyuz? Görmüyoruz. Bu bir taktik, bu bir plan, bu bir strateji. Çünkü açıkça ittifakın içine dahil ederlerse milletin buna bir tepkisi olacak. Vatansever, milletperver, hangi partiye oy verirse versin insanlarımızın buna bir tepkisi olacak. İşte bu tepki olunca da hedeflerine ulaşamayacaklar. Bunu bildikleri için diyorlar ki ilk turda siz kendi milletvekili listenizi çıkarın, kendi cumhurbaşkanı adayınızı çıkartın ama ikinci turda iş birliğine devam. Şimdi bu planı biz nasıl bugünden görüyorsak, bunu değerlendiriyorsak, milletimiz de bunu çok açık ve net bir şekilde görüyor ve inanıyorum ki milletimiz bunun hesabını da bu kurnazlığı, bu siyaset kurnazlarına mutlaka sandık önümüze geldiğinde hesabını çok acı bir şekilde verecek ve gerekli şamara atacaktır diye inanıyorum. Şimdi Türkiye'nin erken seçime gitmesi için gerekli şartlar var mı? Yok. Peki bunu sağlayacak erken seçim diyen Cumhur İttifakı dışındaki partilerin bunu sağlayacak yeterli meclis sandalye sayıları var mı? Yok. Peki niye o zaman Türkiye'nin gündemini böyle boş tartışmalarla meşgul ediyorsunuz? 6 Haziran'da Afyon Güney'de bir seçim gerçekleştirildi. AK Parti %63 ile seçimi kazandı. Büyük Birlik Partimiz %32 oyla ikinci oldu. Bir kere daha adayımızı, Süleyman kardeşimizi, Afyon teşkilatımızı, emek veren bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Ve sözleriyle eylemlerinin, davranışlarının tutarlı olmasına davet ediyoruz. Siz eğer güçlü parlamento diyorsanız, temsilde adalet diyorsanız, o zaman baraj konuşmayacaksınız. Hazine yardımını
anayasada yazdığı gibi hakça ve yeterli miktarda bu kadar külliyetli bir hazine yardımı olur mu ya 5 partiye? Normal senelerde 500 trilyon, seçim olduğunda 1,5 katrilyon. Bunu alırken hiç şikayetçi değiller. Buradaki haksızlığı, adaletsizliği hiç dile getirmiyorlar. Siz gerçekten adilseniz, siz gerçekten haktan ve hukuktan yanaysanız o zaman buna itiraz edersiniz. Bunu almazsınız. Bunu almazsınız. Para gelince koy cebe. Baraj ne güzel işlerine geliyor. Ama lafa gelince ağız dolusu haktan, hukuktan, adaletten, demokrasiden bahsedeceksiniz. Ya biz sizin cemaziyel evvelinizde biliyoruz. Bu millet de biliyor. Onun için herkesi samimiyete davet ediyoruz. Samimi olmaya davet ediyoruz.